Roblox'un en tehlikeli hackerları. Part 1. CoolKids. CoolKids 2017 yılında ismini duyurmuş bir hackerdı. Bütün Roblox oyunlarında admine sahip olmasıyla biliniyordu. Ama hepsi bu kadar değil. CoolKids'in kıyafetinde yazanlara bakın. CoolKids takımına bugün katılın yazıyor. Bir sürü insan bunu görüp CoolKids Roblox grubuna katıldı. Gruba katılanlar CoolKids'e dönüşüyor ve bütün oyunlarda admine sahip oluyordu. Bu hileyi kullananların banlanma ihtimali çok yüksek olsa da bu insanların gruba katılmasına engel olamadı. Bu problem o kadar büyüdü ki Roblox CoolKids ve grubundaki kişileri kalıcı olarak banladı. Bazıları CoolKids'in eskisinden çok daha güçlü bir şekilde geri geleceğini söylüyor. Peki ya siz bedava admin için bu gruba katılır mıydınız? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Roblox'un en tehlikeli hackerları. Part 2. Bonbon Girls. İsimlerin ne kadar komik görünse de Bonbon Girls 2015 yılında Roblox'ta herkesin bildiği bir gruptu. Bu kişiler genellikle karakterlerini pembe yapıp girdikleri oyunlarda Bonbon spamı yaparak oyuncuların konuşmasına engel oluyordular. Kısa sürede Bonbon Girls grubu o kadar çok hesabı hackleyip kendine kattı ki onların olmadığı bir oyuna girmek imkansız haline geldi. Ama Roblox bu durumu fark edip Bonbon Girls grubunun liderini ve bazı üyeleri kalıcı olarak banlandı. Bu olaydan sonra Bonbon Girls'den hiçbir haber alınamadı ve geri gelecekleri de düşünülmüyor. Bu adam sizin Roblox hesabınızı çalabilir. Şimdi birçoğunuz hesabımı nasıl çalabilir ki diye düşünüyordur. Cevap basit. Eğer bu hacker'ın hacklediği herhangi bir eşya sizde de varsa, o zaman sizin hesabınızı çalabiliyor. Bu adam aynı zamanda bir sürü Roblox oyununu da hackledi. Buna Murder Mystery 2 de dahil. Lucky Maxer hala Roblox kullanıyor. Şimdiye kadar Roblox'tan hiçbir uyarı almadı. Bu durum biraz garip. Roblox'u birkaç kez tüketmesine rağmen neden Roblox ona hiçbir şey yapmıyor? Bu oyun Roblox'un en tehlikeli oyunlarından biri. Oyun o kadar tehlikeli ki bir sürü oyuncunun hesabını banladı. Oyunun ismi CrossSuits ve çok güçlü bir hacker tarafından yapıldı. Oyuna girdiğinizde hacker sizin hesabınızı kullanarak kötü mesajlar yazıp sizi banlatıyor. Neyse ki oyun Roblox'tan kaldırıldı. Ama dikkatli olun çünkü her an geri yüklenebilir. Bu hacker Roblox hesabınızı banlayabilir. Bu hacker'ın ismi Malın Önde Gideni 31 ve sadece tek tıklamayla hesabınızı silebilecek gücü var. Genellikle Brookhaven oynuyor, o yüzden onu görürseniz oyundan hemen çıkın. Adam Roblox'un hesabını bile silebilir. Bazıları hatta onun Ahmet Aga'dan daha güçlü olduğunu söylüyor. Bu videoyu paylaş ki herkesin bu hacker'dan haberi olsun. Roblox'un en tehlikeli hacker'ı. Tuber93. 2022 yılının başlarında Tubers93 MipCity'yi hackledi ve oyunu tamamen bozdu. MipCity'ye girdiğinizde otomatik olarak onun MipCity 4 isimli oyununa ışınlanıyordunuz. Oyun MipCity ile aynı gibi gözükse de bu oyun çok karanlıktı ve çok yüksek sesli konuşma ve çığlık sesleri duyuluyordu ve oyun çıkmanıza hiçbir şekilde izin vermiyordu. Oyundan çıkmaya çalıştığınızda oyun böyle gözüküyordu. Bazıları bu adamın geri döndüğünü ve MipCity'yi yine hacklediğini söylüyor. Ama bana sorarsanız bu adamdan korkmanıza hiç gerek yok. Adam çocukları korkutarak ilgi görmeye çalışan biri gibi geldi bana. Yine de siz dikkatli olun, adamın hesabı Roblox'tan banlandı ama yeni hesap açmış olabilir. Kendinize iyi bakın.